önemli başlıklarıyla birlikte yasalaştı, kabul edildi. Peki önemli başlıklar neler? Öncelikle stokçulukla mücadelede ağır yaptırımlar getiriliyor. Stokçuluk yapanlara, yani mal ve hizmet satmaktan kaçınanların cezaları 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olacak. Hapis cezası yükseltiliyor. Öte yandan yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileyenlere, serbest piyasa rekabetini bozanlara, böylelikle yüksek kar elde edenlere de aynı şekilde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Evet, stokçulukla mücadele önemli bir madde dedik. Onun dışında da altı çizilmesi gereken başlıklar var. Birincisi de noterlerle ilgili olan, noterlerin yetkileri genişletiliyor. Gayrimenkul alım satımı, konut ve arsa alım satımı yetkisi veriliyor noterlere. Tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterler bu yetkiye sahip olacaklar. Hakim ve savcı adaylarını ilgilendiren bir düzenleme de var. Hakim ve savcı yardımcılığı getiriliyor adaylık yerine. Bu yasayla artık 3 yıl boyunca eğitici hakim ve savcılardan eğitim alacaklar. Meslekte pişecekler bir yerde. Ondan sonra bir sınava girecekler. Bu sınavda başarılı olurlarsa hakim ve savcı olarak atanabilecekler. İşte bu düzenlemeler dün Meclis Genel Kurulu'nda geç vakitlerde kabul edildi, yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından da yürürlüğe girecek.